Hava soğuk dedik ya, hastalık da kapıda olabilir. Peki nasıl acaba bağışıklığımızı güçlendirebiliriz? Bir uzmana sorduk ve pazara gittik. Ne alışveriş yaptınız bugün? Karnabahar, havuç. Karnabahar. Semizotu alırım. Mandalina, portakal, elma. Soğuk kış akşamlarının vazgeçilmez yıldızı. Metabolizmayı da hızlandırır mı? Hızlandırır, hızlandırır. Memleketin taşı toprağı altındır. Her bir meyvesi de resmen şifa kaynağıdır. Evet efendim, doğru söylediniz. Peki kış aylarında hangi meyveleri, sebzeleri tüketmek gerekir? Metabolizmayı mı? Kestane tokluk hissi yaratmak konusunda birazcık iddialı ve kış mevsiminin en vazgeçilmezlerinden biri. Bağırsakları çalıştırır, açlık hissini giderir, tokluk hissi verir. Başka? Karnabaharın çok yararlı olduğunu biliyorum. Bağışıklık sisteminin desteklenmesi için çok faydalı. Bununla birlikte maydanoz, nane ve dereotunu da mutfağımızdan eksik etmediğimiz takdirde erken doygunluk sağlıyor ve atıştırma isteğini savuşturmuş oluyoruz. Zencefil bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle grip olmadan önce tükettiğinizde kış boyu bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı. Ayva yer misiniz mesela? Oo. Bilmiyorum ki ayva metabolizma hızlandırır mı? Doktor hocam. Kesinlikle bağırsakların çalıştırılmasına yardımcı olur. Su içeriği de yüksektir. Vallahi bol sebze tüketmeliyiz. Şunların renklerinin güzelliğine bir bakar mısınız? Peki bunlar acı mı yenmeli bu aylarda yoksa tatlı mı? Acı biberin içerisindeki kapsaisin metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı oluyor. Bu nedenle yaz ve kış aylarında acı biberi mide rahatsızlığı olmayanlar tercih edebilir. Aynı dediğin gibi. Öncelikle kış aylarında metabolizma yavaşlıyor. Bu nedenle kesinlikle tatlısı değil çorbası tercih edilir. Bugün bir kabak alın mesela, güzel bir çorba yapın. Evde var, gideyim yapayım hemen. Şimdi biz hep kışın sebze meyveler metabolizmayı hızlandırır deriz ama turşu da hızlandırır mı acaba? Hem de nasıl? Neye gelmez ki canım? Neye? Depresyona. Depresyona turşu. Gelir mi? Gelmez olur mu? Bağışıklık sistemini güçlendirir. Aferin, hoş geldin. Buyurun.